rakibinin üstüne doğru gitmeyecek şimdilik ama garaja gelip çıktıklarını biliyor. Çok net bir şekilde bu infoyu aldı. İkili alabilecek Jonapi düşürdüğü oyuncu Jet oldu. Biraz da Dava'ya hasar vermişti. Sayı player'ın bulunduğu pozisyon oldukça kritik. Sayı player'ın karşısında 3 oyuncu var. Çok fazla hasar almadan buradan çıkmayı başardı. Fakat gücüm hızlanıyor. Bir stun var. Kaplan kullanılacak. Sayı player'ın bu yüzden geri çekilmesi gerekiyordu. Ying'in çıkardığı kill beraberinde yine can tazelemesi olacaktır. Ying rakibinin üstüne koştu. Bu kill ile birlikte artık 3v4. Sayt arkasında bir oyuncu söz konusu. Jonapi hamle yapmak istiyor. Mindfreak'ten ve Ying'den gelen bu killerle birlikte artık bu round'u kazanması çok zor. Netin. Bana çok tanıdık geldi bu başlangıcı, Ying'in başlangıcı. Değil mi? Tabanca rantlarındaki bu Reyna performansı. Evet. Yine 3 skorla başlıyor burada Ying. Ve gerçekten eğer erken aşamasında skor bulabilirse Reyna, store roundunun, tabanca roundunun çok büyük fark yaratıyor roundun içerisinde. Burada nöpten güzel bir etçap var ama triple twig ve Ying geçiyor ama çok erken kaybetmiş oldu burada. Zırhını Forsaken oradan bir şekilde uzaklaşacak. Yalnız Jonapi diğer tarafta Venka'yı düşürmüş ve double board'dan koşmaya başladılar. Forsaken'dan deş var. Forsaken ilk skoru buldu. Zor bir yerde, zor bir açıda skor geldi. Diğer tarafta Ying ilk skoru buldu. Kullanamıyor Azlet'i. Belki kullansa hayatta kalabilirdi ama Forsaken iyi çıktı. Takasını aldı ve sayı avantajını böylelikle PaperX almış oluyor. Çok güzel bir bonus round. Şu ana kadar yerden alınan silahlarla birlikte silah dezavantajı söz konusu değil. Mindfreak dışındaki oyuncular rifle'lara sahipler. Trent ve Sai player. Burada Trent'in yetenekleriyle bir oyun kurmaya çalışabilirler. Bir flash var. Flash şimdi Trent tarafından Sai'ye doğru gönderildi. Yine karşı flash Davai tarafından gönderiliyor. Mükemmel bir flash pick. Sai player ikili çıkardı. Bir flash daha var Davai'da. Bu flash pick ile birlikte sonuca ulaşabilecek mi Sai player'ın yerini biliyor ama Trent'i burada göz ardı etti. Mindfreak 1'e 2 oynayacak. Solda Sai player fark edemedi ve gerçek Davai tarafında bir satın alıp gerçekleştirmişti. Dash geliyor burada. İçeride kalmış olabilir. Ying smoke'tan çıkmaya çalışıyor. Ying çıktı. Yine inisiyatifi aldı. Yine skoru buldu Ying. Bu hamleleri çok yapıyor. Trent diğer taraftan skoru bulmuşken Mindfree'in skoru var. Trent wallbanglerle birlikte bir tane daha skoru buldu. Burada Trent'in üzerine gitmeye çalışacaklar ama iki oyuncu var. Branch ultisi kullandı. Branch ultisinden etkilenmiyor Mindfreak. Mindfree Jonapi'yi düşüremeyecek. O kadar büyük kaos var ki burada ve hala bitmiş değil. Şimdi Jonapi flash'la birlikte pike çıkacak. İki oyuncu da kör ama Benkai takasını almayı başardı ve 8 tane oyuncuyu şu girişte kaybettik. Net Benkai, Killjoy ve Cypher karşı karşıyalar. Kim daha üstün gelecek? Killjoy arkadan gelmeye çalışıyor. Burada bir trap söz konusu değil. Benkai hala kamerasını bir yere atmış da değil. Şimdi kullanacak ve bununla birlikte plant'i alabilir. Etrafı gözlemleyebilmek adına, gözleyebilmek adına gerçekten iyi bir kamera. Sadece bu kameraya bakarak oynaması mümkün. Kısa da fark etti bu arada Net'i. Nerede olduğunu biliyor. Turret'i dodge'layabilecek mi? Dodge'layamadı yani. Turret bu arada onu gördü ama Turret onun long'a geçtiği infosunu vermedi hiçbir şekilde. Buraya bakacak mı? Bakacak, bakacak Net ama Benkai cross'da. Retake'i bırakmak. Bunun sebebi de tabii ki elde bulunan Sky ve Net ultileri. Diğer yandan özellikle ikinci ultisini kırabilecek bir breach şoku olmaması noktada Paper Rex adına bir dezavantaj, bir handikap. Ying yakına yerleşmeyi tercih ediyor. Rakiplerin üzerine gitmek ister mi emin değilim. Daha plant gelmedi. Plant'ten sonra bu gadget konulacak. Retake'i de oynamaya çalışacaklar. Direkt olarak kullanılıyor plant gelirken burada. Çok hızlı başlayacak bu retake. Yalnız takım arkadaşları o kadar yakında değildi. Şimdi yaklaşıyorlar. Reyna ultisi de aktif edildi. Tam olarak side'e girerlerken kullanılacak bir sarsma ile birlikte side kontrolünü almaya başladılar. Şimdi 5'e 5 retake problemli olabilir. İyi yerleşti buraya. Guard oyuncuları buradan Ying çıkacak. Ying skoru bulamıyor. Forsaken'dan bir tane skor gelmiş yalnız. Şimdi yarıya kadar çözülmeye çalışacak burada Valin tarafından. Valin çözmeyi başaramadı yalnız. Davai'dan çıkan bir skor var. Davai klasiği çekmeye çalışıyor. Benkai sarkmış. Benkai lökte. 3 tane skor çıkıyor. Bir yandan da Reyna flash'ı. Sai player'ı bunun geçmesini bekleyecek. İlk kill alabilmek adına Sai player hamle yapmak istiyor. Tag var. Tag var ama kill yok. Burada Trent'in flash'ı harika. Şurada gidecek Trent Sai player'dan. Birer kill. Sai player kısaya yetişti. Ardından long'taki oyunculara yönelmeye çalışıyor. Bu flash'la birlikte buraya doğru oynayabilir. Kill alırsa dişi de gelecek. Sai player oldukça iyi bir round'a imza attı şimdilik. Mindfreen buradaki pozisyonu iş yapmıştı ama daha fazla iş yapmayacak Sai player.
Burada gelecek bir flash var. Şimdi Joy da içeride, onu kontrol ederler mi sahipleri? İlkini çıkardık ki Joy'a bakmayacaklar. Guard takımı kendi kimliğini ortaya koymaya başladı. Net ve sahiplerinden gelen killerle artık sadece Benkai bırakılmış durumda. Benkai nerede olduğu belliyken burada işi zor. Sahipleyir ona kalmadı. Şu an içerisindeyiz ilk yarıda ve şimdi C'ye doğru hızlı bir oyun acaba söz konusu olacak mı? Yakına kadar geldiler. Killjoy burada ama yetenekleri burada değil. Kaplan gidiyor, paranoyadan etkilendi fakat Killjoy'u görebilecek ve Killjoy'u sarsa Killjoy direkt olarak Inkling'e doğru gidecek. Onu koruyabilen bir arkadaşı yok. Sonra B-Valin harika geldiler aksiyon içerisinde. Forsaken kill alıyor ki kill de ondan geldi ve 2v2'de artık Benkai B'de. Çok bu sesleri duyuyor olabilir. Sayıplayer oldukça dikkatli. Benkai üstüne doğru gidecek Sayıplayer. Benkai yakaladı. Bu inanılmaz bir çevre kontrolü Sayıplayer için. Bu noktada Forsaken A'ya gidiyor. İki oyuncu yakındalar. Sayıplayer'in operatör kurusu önemli. Burada Sayıplayer'i gördü son anda Forsaken. İki oyuncunun da burada olduğunu anlayacak. Atılan bir flash'la birlikte Sayıplayer geri itebilirler. Yine özür diliyorum. Forsaken'ı geri itebilirler. Forsaken geriye doğru kaçtı. Sayıplayer Spike'a oturacak. Kaplan kullanılıyor. Yarıya kadar çözülmedi. Forsaken sonuna kadar bekledi. Çözmediğini biliyor rakibin. Forsaken tekrar denemesinde bulunurken ilk önce Sky'ı yakaladı. Yarıya kadar alınacak. Kule gitmesi mümkün değil. Sayıplayer. Burada Forsaken'ın ultisi söz konusu. Sayıplayer bunlar harcıyor. Forsaken harcıyor. İki jet bu ultilerden iyi yararlanamadılar. Sayıplayer tekrar çözmedi. Operatör kurasında bekledi. Sonuna kadar ama performans. Forsaken bu sefer Sayıplayer'ın rolünü çalmış oldu. Şimdi de Ying. Smoke içerisinde onu orada bekleyen uçlar var. Benkai ilkini çıkarmış. Ona bilen karşılık Ying'in istediğini aldı. Azlet'i kullanmadan net tarafından yakalanıyor. 3v3'te yine J-Side kontrolü var. Savunma ekibinde net. Killers'a ultisi gelecek. Jonna P. Burada smoke da alıyor. Çok rahat bir şekilde rakibini düşürdü. Şimdi planti alan oyuncunun yeri belli. Davay'ın üstüne giderler mi? Flash yok. Bomb'unda da yok, Davay'da da yok. Jonna P yine kill aldı. Üçüncü kill'i bu. Breach ultisi var. Rakibin üzerine direkt olarak atabilir ama bunu tek... Yaklaşırken 7-5. Kabul edilebilir bir skor onlar için. Savunanlar tarafında başladıklarını düşünürsek Forsaken flashla birlikte pick'e çıktı. Forsaken ikinciyi vuramıyor. Yeter. Çok iyi ikili oyun vardı ama yeter mi emin değilim. Şimdi Breach ultisiyle birlikte oynayacaklar ama Benkai yine lurk'ten geldi. Yine aldı skorları. Çok kötü kaldılar iki oyuncu. Yani mükemmel bir round. Ying geliyor, Azlet'i son anda aldı ve Jet'in üstüne tekrar gidecek. Ying sahipleri yakaladı. Yavaş yavaş yine bir C hücumu. Guard ekibi bu sefer hücum eden taraftalar. Boş site'a girdiler. Arkada bekleyecek bir Killjoy var. Şimdi net bakalım tahmin edebilir mi? Forsaken dikkat gösteriyor burada muhakkak. Net'in varlığına ekstra dikkat göstereceklerdir ama plant o kadar erken alındı ki bu oyuncu grubunun da hamle yapması gerekiyor artık. Yine Forsaken geldi. Net'e bakacaklar. Net'i gördü Forsaken ve burada o kadar titiz davrandılar ki Baze'e karşı. Burada Guard'ın oyunlarına iyi çalışmışlar. Hata yapmadılar. Beraberinde artık 4v5'te Monk'tan 3 oyuncu yaklaşıyor. CT'ye doğru bir baskı kurmak isteyecek Guard ekibi. Jonna P. Dışı nereye bırakacak? Kendine kullanmak istediği Ying'i yakaladı. Sonrasında Forsaken'ın getirdiği takas. Mindfreak ve Valen'i yakaladıktan sonra Trent sona kalan isim. Bir flash bıraktı. Rakibin üstüne gidiyor. Yarıya kadar da full'e gitme çabası var. Trent'in son anda da vay. Site'e ulaşamadı. O 1'e 2'de yapabileceği çok kısıtlıydı Forsaken. Burada Şerif'le birlikte açılıyor Forsaken. İlk skoru bulamadı, bir force var tabi burada. Guard tarafından yalnız Ying ve Davai. Ying ve Davai'nin skorları çok rahatlatacak burada. Guard bu force'tan hiç istediği verimi alamayacakmış gibi duruyor. Net. Tuzağı kırdı. 4 ve 3. Villain az canıyla mücadele ediyor. Bir kamera var. Bununla birlikte şimdi flash da kullandı Mindfreak. Bunu beklemediler Mindfreak. Burada artık Guard'ın çabasını boşa çıkarmış olacak. Valen nerede olduğu belli. Kalan sorunları seçti. Şaşırdın beni açıkçası. Evet. Şimdi smoke içerisinde iki oyuncu Paper Rex'te. Buradan bir hamle yapabilirler. Flash bitti çıkacaklar. Ortada bu arada Killjoy bir kill aldı. Takas var Davai'dan. Çok fazla hasar almadı Davai. Silaha doğru yönelmesine gerek yok. Zaten arkadaşında da vardı. Şimdi atılan bir kaplan. Cihar arkasında yakında kimse olmadığı biliniyor. Long'tan 3 oyuncu birden hareketleniyorlar. Herhangi bir ulti söz konusu değil. Jonna P hücum ekibi için bir ultiye sahip ama savunmada yok.
Ve özellikle sahiplerin pozisyonu çok güçlü. Breach ultisi de long'a doğru gitti. Kimseyi görmeyecekler. Bu noktada CT'de Benkai biraz ağır adımlarla buraya doğru yaklaşma kararı verdi. Bekliyor. Yine bütün oyuncuların aşağı yukarı site'da ve garaj bölgesinde olduğu da biliniyor. Atılan bir paranoya var Velen tarafından. Etkili olduğu flash'la birlikte çıkmaya çalışacaklar Velen. Ardından Jonapi'ye killer birer birer geldi. Sahip player'da iki. Olacak. Forsaken yine smoke içinde başladı burada. Oradan çıkmaya çalışacak. Dash'le birlikte ilk skoru buldu Forsaken. Az önce onlara yapılmaya çalışan hamleyi bu sefer onun yaptığını görür Sahip player. Şimdi içerideki oyuncunun farkında bir tane skor buldu. İkinciyi de arayacak Sahip player. Mindfreak'i bulamıyor Mindfreak. Ne güzel TP. Ile birlikte pozisyon da değiştirdi. Önemli haber burada yalnız. Net bu skoru bulamasa round gidiyordu elden. Ama Forsaken ilk oyuncuyu erken düşürdü. Diğerini de yakalayabilir mi? Forsaken biraz erken çekti bu tetiği. İlkili aldıktan sonra Jonapi biraz hazır. Şimdi hala 2v2 olduğu için Paperwax takımının da şansı yok değil. Fakat pozisyon anlamında Dart takımının tabii ki önemli bir avantajı var. Jonapi plant alacak, stun'ı geliyor. Net site'a bir nanosörü bıraktı ki bir nanosörü daha var, onu da bırakacak site'a. Savunma ekibinde Ying'in flashları var. Arkadan gelecek oyuncu burada alarm botu tarafından karşılandı. Yakında Jonapi bu kill'i çok rahat çıkardı Jonapi. Stun ve flash'la birlikte rahat oynayabilir. Ying'in side'daki nanosürleri temizlemesi lazım her şeyden önce. İlki erken açıldı, diğerinin farkında bile değil Ying. Burada bakalım Jonapi'yi bekleyecek mi? Yakında Jonapi PK çıktığında Ying net. Şimdi ilerliyorlar. Sahip player Benkai'yi yakalamış. C tarafından alınan bu kill'le birlikte artık savunma ekibi tamamen korumaya da yönelebilir. İşleri çok zor. Ve burada Trent ikisine sahip olduğu bu plant'i alarak o bank denemeleri var Mindfreak için ama isabet bulamadığı açıyı iyi ayarlıyor. Arka tarafta Sai player işi yok. İçeriye doğru atılan şok. Forsaken girdi içeriye. İlk kill almayı başardı Trent. Belki de ultiyi kullanacak. Forsaken'dan gelen bir başka kill'i daha görüyoruz. Trent'in ultisiyle birlikte hamle yapılabilir. Yine Ying'den gelen bir başka takas kill'i. Yine Velen. Garaj tarafından alınan bu kill'le birlikte takımını rahatlattı. Forsaken'ın deşi mükemmel. Yarıya kadar alındı ama Mindfreak düştü. Her şey Forsaken'a bakıyor. Ve hücum ekibinin zaten çözebilir. O yüzden koşmak istedi. Oban döndü. Elden çıkacak. Bir yandan da Davai smoke gelince burada kullanacağı yeteneği değiştirebilir. Smoke içerisine girmeye karar geldi. Flash'ta çıkacaklar. Arka bir paranoya burada. Sky'ın üstüne doğru gidiyorlar. Çok rahat. Davai Trent'i yakaladı. Şimdi Ying paranoyadan etkilenmiyor. Ying'den mükemmel bir kill flashback. Breach burada kaçabilecek gibi. Yine kullanılan Sky ultisi net infolar verecek. Breach'in yeri belli. Kaplan da kullanılabilir. Sky tarafından bu kaplan kırılıyor. Jonapi rakibin üstüne girecek. Bu kill elzemdir. Round kazanılmak istiyorsa bu kill'lere ihtiyaç var. Ama Mindfreak takası alıyor ve tek başına net kaldı. Spike alacak net. Rakibi Benkai bu noktada düelle oyuna karşı kazanmaya çalışıyor. Fakat mevcut. Breach ultisi mevcut. Breach ultisiyle oynamayı isteyecekler sanki. Breach ultisi şu anda kullanılmadı. Valin. Evan tarafını kullanılan bir ultiyle birlikte geliyor. Ying arkadan yaklaştı. Ying burada skor bulabilir. Ying bir tane skor buldu. Ying ikinciyi arayacak. Ama alabilir mi emin değilim şimdi. Can çekiyor. 11 can tazeledi burada Ying. Yakındaki oyuncunun farkına varacak. Dedim Kem Göz'le birlikte pick gelecek ama net. Çok hazırlıklı buna. Net bulduğu skorla birlikte durumu tekrar avantaja geçirdi. Sai player'dan da gelen bir tane skor var. Mindfreak buraya çıkacak ama Mindfreak skor almasını bekliyor. Benkai yaklaşmış arkadan. 2-2'ye geldi durum. Yerler belli. Mindfreak buradan oynamaya çalışacak. Mindfreak bu skoru bulamadığı için problem yaşayacak ve Valen başlangıç geliyor burada Forsaken'dan. Şimdi Kurt'la birlikte çıkacaklar. Flash gibi info verdi. Forsaken burada çıkacak. Forsaken! İnanılmaz bir kargon geliyor burada Forsaken'dan. Çok iyi inisiyatif. Üçüncü skoru da bulacak Forsaken ve The Garden fişini çekti sanki. Artık bitişe doğru yaklaşıyor muyuz? Net. Velen'le birlikte birer kill bulsa da Net'in takası alındı. Velen tek başına burada Forsaken. Rakibinin zaten nerede olduğunu biliyor ve garaj çıkışında onu bekleyecek oyuncular da var. Yavaş yavaş Reyna buraya doğru geldi. Headshot sonrasında you